Bir önceki dersimizde ABC saat fabrikasının işleyişini ekonomik açıdan ele almıştık. Fabrikanın giderlerinden iş gücü birimine bağlı olarak fabrikadaki üretimden yola çıkarak yani elimizdeki verileri kullanarak işin ekonomik boyutunu incelemiştik. İş gücünün marjinal ürünü, marjinal maliyet, ortalama değişken maliyet, ortalama sabit maliyet ve ortalama toplam maliyet gibi değerleri de hesaplamıştık. Bu dersimizde bu bilgileri kullanarak özellikle de toplam üretim ve hesapladığımız bu diğer değerler için bazı grafikler çizeceğiz. Bu sayede bu hesaplamalar sonucu elde ettiğimiz eğrilerin arasındaki bağlantıları da daha net bir şekilde görebileceğiz. Ekranı biraz sağa kaydırıp kendimize bir miktar yer açalım. Eksenleri de ekrana getireyim. Dikey eksende maliyet, yatay eksende de üretim var. Grafiği buraya zaten çizeceğim ama sizin de aynı şeyi denemenizi öneririm. Neden diyecek olursanız bir şeyin grafiğini çizerken görselleştirdiğinizde sayıların ne anlama geldikleri konusunda daha iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Marjinal maliyetle başlamak istiyorum. Bu mavi yeşil rengi kullanalım. Üretim 25 birimken marjinal maliyet 267 liraymış. Grafiğin üzerinde de işaretleyelim. 25 iken 267. Yaklaşık olarak buraya denk geliyor. Üretim 45 birimken de maliyet 150 liraymış. 45 burası, 150 de burası. Bir bakalım. Üretim 58 iken marjinal maliyet 231. 58 yaklaşık olarak burada. 231 de burada. Sonra üretim 65, marjinal maliyette 429 olacak. 429. Aşağı yukarı burada bir yerde. Marjinal maliyetin yükselmeye başladığını görüyoruz. Belki de bir miktar aşağı gelmem lazım. Evet, daha iyi oldu. Son olarak bir de üretim 70 olduğunda marjinal maliyet 600'e çıkıyor. 70 ve 600'de göz kararı burada bir yerde. Evet. Marjinal maliyet eğrisinin neye benzediği hakkında bir fikriniz olduğunu düşünüyorum. Bu grafiği üretime göre çizdiğimizi de hatırlayalım. Evet, marjinal maliyet eğrisini bu şekilde çizebiliriz. Ne olduğunu belirtmek için İngilizce kısaltmasını yani MC yazıyorum. Şimdi de bununla ortalama değişken maliyet ve ortalama toplam maliyet arasında nasıl bir ilişki olduğunu bulmaya çalışalım. Ortalama değişken maliyeti turuncuyla çizelim. Üretim 25'ken ortalama değişken maliyet 240'mış. 25 ve 240 dedik. Yaklaşık olarak burada bir yerde olacak. Üretim 45 iken 200 liralık bir ortalama değişken maliyetimiz var. Bu da yaklaşık olarak buraya denk gelir. Bunu ekledik. Sonra bakalım. Üretim 58 iken 207 lira. 58 ve 207. 65 iken 231. 65 burası. 231 de aşağı yukarı burada. Hemen işaretleyelim. Bunu da yaptık. Bir de 70 ve 257 var. Üretim 70, ortalama değişken maliyette de 257 olacak. Bu noktaları birleştirip eğriyi görmeden önce ortalama değişken maliyetle marjinal maliyet arasındaki ilişkiye bir göz atalım istiyorum. Marjinal maliyet, ortalama değişken maliyetten düşükken, üretim arttıkça ortalama değişken maliyet düşmelidir. Bunu bu aralıkta görmeliyiz. Bakın, marjinal maliyet, ortalama değişken maliyetten düşükken, ortalama değişken maliyetin düştüğünü görüyorsunuz değil mi? Bu da son derece mantıklı. Her bir malı üretmenin maliyeti azaldığından ortalama da düşer. Ancak marjinal maliyet ortalama değişken maliyetin üzerine çıktığında her bir malı üretmenin maliyeti arttığından ortalama da yükselir. Bu da ortalama değişken maliyetin eğiminin yukarı yönlü olması anlamına gelir. Buna ek olarak marjinal maliyet ve ortalama değişken maliyet eğrilerinin kesişim noktası ortalama değişken maliyetin yükselişe geçtiği nokta. Bunu geniş bir U harfi olarak düşünürseniz bu U'nun en alt noktası. Aynı şeyi ortalama toplam maliyet için de yapabiliriz. Tabii bu iki eğri biraz daha ileride kesişirler. Çünkü ortalama toplam maliyet sabit giderleri de içerir. Marjinal maliyet ortalama toplam maliyetten az olduğunda üretilen her bir mal ortalama toplam maliyeti düşürürken marjinal maliyet ortalama toplam maliyetin üzerine çıktığında ortalama da yükselmeye başlar. Ortalama toplam maliyetin grafiğini çizelim ve bu dediklerimi bir de grafik üzerinde görelim. Bunu da sarıyla çizelim. 25 birim için 440 lira. 440 olması normal çünkü buna sabit giderler de dahil. Ve maliyetin dağılması için çok da fazla bir üretime sahip değiliz. 45 için 311. 45 ve 311. Yaklaşık olarak buraya denk gelir. 58 için 293. 58 birim ve 293 lira. Sonra 65 için 308 var. 65 ve 308. Son olarak 70 için de 329. Evet bu da ortalama toplam maliyet yerisi. Marjinal yani üretilen her bir yeni malın maliyeti ortalama maliyetten düşük olduğunda ortalama toplam maliyet düşmeye başlar. Bu düşüş iki erinin kesişim noktasına kadar devam eder ve bu noktadan sonra da üretilen her yeni malın maliyetiyle birlikte ortalama toplam maliyette yükselmeye başlar. Az öncekine benzer bir mantıkla bu iki eğrinin kesişim noktası da ortalama toplam maliyet eğrisini de geniş çizilmiş bir U olarak düşünürsek U'nun en alt noktası olacaktır. Ortalama sabit maliyetin grafiğini çizmedik. Bu eğri ise aşağıya doğru asimtot yapacak. 25 birim 200. 45 ve 111. 45 ve 111 yaklaşık olarak buradadır. 58 ve 86 65 ve 77. Evet, 65 ve 77 de burada bir yerdedir. Son olarak 71'in ve 71 lira. O da burada bir yerde olmalı. Üretim arttıkça ortalama sabit maliyet düşer. Çünkü sabit maliyeti dağıtabileceğimiz birim sayısı artar. Bu da ortalama sabit maliyetin zaman içerisinde azalma eğilimi göstermesinin sebebidir. Bu derste marjinal maliyetle ortalama toplam maliyet ya da ortalama değişken maliyetin nerede kesiştiklerini, bu kesişim noktasının ortalama toplam maliyet ve ortalama değişken maliyet eğrilerinin minimum noktası olduğunu ve bunun sebeplerini öğrendik.